Öğretmenler, maliyeciler, iktisatçılar, işletmeciler. Evet arkadaşlar diye başlamadım defa, dikkat edin. Lisans ve ön lisans. Sevgili arkadaşlarım, hazırlanan sevgili arkadaşlarım. Hepinize tekrar merhabalar. Arkadaşlar bakın, bugün artık Osmanlı Kültür Garı'nın sonlarına doğru yaklaşmaya başladık. Ne yapacağız? Yazı dil edebiyatla gireceğiz. Arkasından bilim yetiştirebildiğimiz kadar. Sonrasında da mimariyle artık Osmanlı Kültür Garı'nı tamamlayacağız. Osmanlı Devleti'nde etkin dil Türkçedir. Halk arasında yaygın konuşulan dil Türkçe. Arkadaşlar ancak unutmayın, resmi olarak ilan edilmesi, Türkçenin ilk kez Osmanlı'da resmi olarak ilan edildiği olay 1876 Anayasası. Kanun esaslı Osmanlı Devleti'nin resmi dili Türkçedir maddesi ilk kez yer almıştır. Alfabe olarak Arap alfabesi kullanılıyor. Edebiyatçılarsa arkadaşlar Arapça ve Farsça ile özellikle eser veriyor. Edebiyatta etkin dil Arapça ve Farsça olmuştur. Şimdi çok ÖSYM'nin dokunduğu bir yer değil ama ne olur ne olmaz. Edebiyata en azından halk edebiyatı, gelişen edebiyatlar Osmanlı'da, divan edebiyatı, tasavvuf yani diğer de işte tekke edebiyatının önemli temsilcilerinin kimler olduğuna bile birer cümleyle değinelim. Bakın Karacaoğlan, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal, Gevheri halk edebiyatının önemli temsilcileri. Divan edebiyatında önemli isimler var bakın. Fizuli, Baki, Nedim, Nefi, Hicivciler var. Aynı zamanda daha devrinde Saraycılar var. Nabi, Şeyh Galip gibi isimler var. Tekke edebiyatının, tasavvuf edebiyatının en önemli isimleri de Kaygısız Abdal'la Hacı Bayram sevgili arkadaşlarım. Bunlar da edebiyatta en azından isimlerini bilmeniz gereken önemli kişiler. Şimdi gelelim her yıl sınavda sorulabilecek önemli bir kısma. Osmanlı'da bilim çalışması yapan önemli isimler kimler? Bakın önce dinle başlayalım. Molla Fenari, Osmanlı Devleti'nin ilk şehir İslam'ı. Daha önce bahsetmiştik. Önemli bir din alimidir. Aynı Rayan en önemli eseridir. Arkadaşlar Osmanlı'nın en ünlü şehir İslam'ı Ebu Suud Efendi. Ebu Suud din alimi olarak ün yapmıştır. Kanuni döneminin ünlü şehir İslam'dır. Dediğimiz gibi daha önce baktığımızda Kanuni döneminde de yön veren önemli isimlerdendir. Duaname, Kanunname onun en önemli eserleri arasında karşımıza çıkıyor. O da Kanuni gibi uzun süre kendi görevini yerine getiren isimlerden biri. Arkadaşlar tarih, coğrafya alanında önemli isimler kimler? Birincisi Piri Reis. Osmanlı Devleti'nin en önemli denizcilerinden ve coğrafyacılarından birisi arkadaşlar. Kitab-ı Bahriye onun en bilindik eseri. Aynı zamanda onu farklı kılan bir de haritası var. Şimdi bu harita ne? Bugün bile sırrı tam olarak çözülemeyen bir haritadan bahsediyoruz. Bugün bakın bu teknolojiyle sırrı tam olarak çözülemeyen bir haritadan bahsediyoruz. Neden? O günkü çizim tekniğinde olmayan bir sürü unsuru kullanıyor Piri Reis. Sanki geoidi düz bir düzleme yatırmışsınız dünyayı. Geoid şeklinde bu şekilde çiziyor. Hani bugünkü haritaların en ortasında dünyanın açılmış hali gibi görünen bir şekil var ya o. Şimdi bugün normal arkadaşlar. Bugün biz uydu görüntüsü alıyoruz dünya ile ilgili. Ama o gün böyle bir şey yok. Bir, o günkü çizim tekniğinin çok ilerisinde. İki, Amerika kıtasının en ince ayrıntılarına kadar çiziyor. Şimdi biz onun döneminde Osmanlı'nın Amerika'dan haberdar olduğunu çok düşünmüyoruz. Olsa bile böyle ince ayrıntı kıyılarına kadar bileceği bir yapıda bilgiye sahip olduğunu düşünmüyoruz. Bu kısmı şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki Hint deniz seferleri esnasında Portekizli gemicilerden almıştır. Hadi buna bir açıklama bulunabiliyor. Bunun dışında o haritada Antarktika kıtasına yer veriyor. İşte zaten filmin koptuğu yer burası. Arkadaşlar Antarktika kıtası Piri Reis'ten yaklaşık 300-350 yıl sonra keşfedilmiş bir yer. O dönemde böyle bir keşif yok. Akü yok. Onun gibi. Yok yani. Şimdi bakıyoruz. İşte bunu hala açıklayamadığımız noktalar var. Kimileri diyor ki her açıklanamayan şeyde olduğu gibi uzaylılar çizmiştir diyor. Kimileri diyor ki özellikle Avrupalı haritacılar diyor ki üzerinde mutlaka bir şeyle uçmuştur diyor. Çünkü Antarktika'yı da anakara ve buzullar şeklinde çiziyor. Sadece bakın o bölgeyi belirtmekle kalmıyor. Anakara ve buzullarla çiziyor. Avrupalı haritacılar diyor ki mutlaka diyor üzerinde bir şeyle uçmuştur. Arkadaşlar üstünde zaten bir şeyle uçacak teknoloji varsa, Piri Reis'in uçabileceği bir teknoloji varsa
Bu anlamda şaşırmamak lazım zaten. Çizebilmesine de şaşırmamak lazım. Ama o dönemde öyle bir teknoloji de yok. Kimileri de neye dayandırıyor? Kimileri de astral seyahate dayandırıyor. Yani ruh burada, beden istediği yere gidebiliyor. Bu anlamda buna benzer bir yolla çizildiği söyleniyor. Ama hala baktığımızda açıklaması yapılabilmiş bir şey değil. İşte o yüzden Pir Reis. Seyda Ali Reis var. Denizcilik ve coğrafya alanında çalışmalar yapıyor. En önemli eseri Miratül Memalik. Arkadaşlar bu kaynağın da açıklamasını bilmenizi istiyorum. Unutmayın bu eser sorularda karşınıza memleketlerin aynası, memleketlerin aynası olarak da çıkabilir. Der ki, memleketlerin aynası anlamına gelen Miratül Memalik aşağıdaki Osmanlı bilginlerinin hangisi tarafından yapılmış bir eserdir? Ya da Seyda Ali Reis'in memleketlerin aynası diye geçen eseri aşağıdakilerden hangisidir? Ya da Seyda Ali Reis'in en önemli eseri Miratül Memalik aşağıdakilerden hangisiyle karşılık bulmuştur? Gibi bir soru da karşınıza gelebilir. Arkadaşlar Katip Çelebi. Katip ünvanı devlet görevlisi de olduğu için. Hem de çok küçük yaşta başlıyor. 14 yaşında başlıyor devlet görevine. Arkadaşlar tarih ve coğrafya alanında çok önemli eserleri var. Keşfüzünün, Cihan Nüma, Fezleke onun en önemli eserleri. Cihan Nüma çok farklı bir eser. Diğerleri de öyle ama Cihan Nüma çok farklı bir eser. Dünya coğrafyasını anlatıyor. Hatta Cihan Nüma'yı önce yazıyor, hazırlıyor. Ama Osmanlı coğrafyası ve Osmanlı'ya yakın coğrafyalarla sınırlı kaldığı için eser tam olarak onu tatmin etmiyor. Daha sonra Avrupalı coğrafyacıların eserlerini alarak eseri genişletiyor. Eseri genişletiyor. Ve genç yaşta vefat eden bir isim. Bu anlamda çok önemli çalışmalar bırakıyor ama baktığımızda daha fazla eser belki de daha uzun yaşayabilseydi sağlayabilecekti. Cihan Nüma'nın orijinal nüshalarından birisi de Titanic gemisinde batıyor. Evet, orada çok fazla Türk İslam eseri var. Orijinali orada Titanic kütüphanesinde batan. Evliya Çelebi var. Seyyah Gezgino'da. Arkadaşlar en önemli eserini Seyahatname. Evliya Çelebi her şey bir rüyayla başlıyor. Evliya Çelebi Peygamber Efendimiz'i rüyasında görüyor. Peygamber Efendimiz kendisine bir dileği olup olmadığını soruyor. Şefaat ya Resulallah diyeceği yerde heyecanlanıyor ve dili sürçüyor. Seyahat ya Resulallah diyor. Kendisine rüyasında bu dileğinin kabul gördüğü müjdeleniyor. Ve oradan sonra bakıyoruz arkadaşlar kendisine bu rüyayı hayat amacı ediniyor ve 3 kıta geziyor. Bugünün şartlarında baktığımızda neredeyse günümüz ulaşımıyla bile gezilmesi zor olacak kadar gezip seyahatnamelerine not alıyor. Tutarsızlıklar var mı? Var. Bir gün önce Macaristan'dan bahsederken bir gün sonra Kuzey Afrika'dan bahsedebiliyor. Ama baktığımızda eser birinci el kaynak, hatta ana kaynak olarak o dönem için çok önemli, çok nadide eserler. Hatta onun Türkçeleştirilmiş ve sadeleştirilmiş hali basıldı. Kendi dillerinizle ilgili de çok enteresan şeyler bulabilirsiniz. Arkadaşlar Ahmet Cevdet Paşa önemli bir tarihçi, önemli bir hukukçudur kendisi. Tarihi Cevdet, tarih alanında yaptığı en önemli çalışma Osmanlı'nın ilk medeni kanunu. İlk medeni kanunu. Yani Mecelle'nin de hazırlanmasını sağlayan komisyonun başındaki isim Ahmet Cevdet Paşa'dır. Şimdi önemli tarihçilerden bahsettik, önemli isimler verdik. Arkadaşlar Osmanlı'da tarihle ilgili kavramlardan da şunları bilmenizi istiyorum. Bakın, şu iki kavram bizim için önemli. Bakın Osmanlı Devleti'nde tarih yazımı ilk olarak neyle başlıyor? Şehnamecilikle başlıyor. Şehnamecilik bilimsel tarihe çok yatkın mı tartışılır. Bakıyoruz daha çok padişahları ve padişahların döneminde yaşadıklarını, özellikle seferlerini övgüler dizerek anlatan tarih anlayışı. Şehnamecilik. İlk başlangıcı bu. Ama bu resmi tarih anlayışı değil. Osmanlı Devleti'nde resmi tarih yazarlığı neyle başlıyor sevgili arkadaşlarım? Vakanüvislikle başlıyor. Vakanüvislik. Osmanlı Devleti'nde
Vakani üstler çok tarafsız olabiliyor mu? Hayır. Niye? Devletin maaşlı elemanı. Devletin maaşlı elemanı bir. İkincisi baktığımızda şu yüzden de çok tarafsız olamıyorlar. Birinci elden bilgi elde etmek çok zor. Birebir liman toplantılarına birebir baktığımızda önemli görüşmeler onları almıyorlar. Daha sonra devlet adamlarından veya katılanlardan duyabildiklerini aktarıyorlar. Tarafsız değiller ama sonuçta resmi tarih yazarı olarak önemliler. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarih yazarı Naima'dır. Naima. Arkadaşlar en önemli eseri Naima tarihi. Osmanlı Devleti'nin son resmi vakanüvisti de Abdurrahman Şeref'tir. Abdurrahman Şeref. Önemli eseri Tarihi Devleti Osmaniye'dir. Tarihi Devleti Osmaniye'dir. Şimdi arkadaşlar bakın şu üç ismi unutmayacaksınız. Ahmet Cevdet Paşa, Naima, Abdurrahman Şeref. Niçin? Bakın MEP'te Milli Eğitim Kitabı'nda şöyle bir bölüm var. Milli Eğitim Kitabı'nın okuma parçası olarak verdiği böyle küçük küçük bölümler vardır. Onlardan ÖSYM zaman zaman soruların içinde bu bilgilere de değiniyor. Ha, belki tesadüf, belki biz çok şey aradığımız için altında bu bilgilerden çok soru çıkıyor. Osmanlı tarih yazarlığı ile ilgili de adamların yaptığı bir kısım var. Önce Şehnameciliği anlatmış. Sonra Vakanüvisliği anlatmış. Size bahsettiğim şeylerden bahsediyor. Altında da arkadaşlar ilk ve son olarak bunların bilgilerini de vermiş. Altında da Naima ile Ahmet Cevdet Paşa'nın fotoğrafları var. Bu yüzden Naima ilk vakanüvisi olması açısından önemli. Son olması bakımından Abdurrahman Şeref önemli. Aynı zamanda önemli bir Osmanlı tarihçisi olan Ahmet Cevdet Paşa da bizim için burada çok önemli isimler. Matematik ve astronomi alanında çalışma yapan önemli isimler kimler? Ali Kuşçu. Ondan daha önce nerede bahsetmiştik? Ondan daha önce Türkistan dünyasında bahsetmiştik. Türkistan dünyasındaki önemli bir astronomi uzmanının öğrencisiydi. Hatırlıyorsanız Ulu Bey. Ne yapıyordu? Timur Devleti'nin de yöneticisiydi aynı zamanda. Kendi açtığı rasathaneyi medrese gibi de kullanıyordu. Bu medresede yetişen önemli isimler vardı. Ulu Bey'in birebir yetiştirdiği öğrencilerden birisi de işte kim sevgili arkadaşlar? Ali Kuşçu. İstanbul'un fethi sonrası Fatih İstanbul'u bilim merkezi yapmayı kafaya koyuyor. Ve dönemin çevredeki önemli bilginlerini İstanbul'a toplamaya başlıyor. Arkadaşlar Akkoyunlularla yaptığı Otlukbeyli Savaşı sonrasında da Uzun Hasan'ı yendikten sonra da İran'da Ali Kuşçu'yla iletişime geçiyor. Ve Ali Kuşçu'ya diyor ki sana attığın adın başına bir altın. Gel diyor İstanbul'a. Bakın İran'dan İstanbul'a attığın adın başına bir altın diyor. Eğitime verdiği öneme bak. Değil mi? Ben olsam hayatta Konya'dan gitmem. Yani şöyle, Kerar'dan ya da yukarı Kırım'dan. Şöyle yol kaybetmişim. Bizim taksiciler gibi dolandırıp getiririm. Arkadaşlar bakıyoruz. Bu anlamda Fatih Ali Kuşçu'yu İstanbul'a hizmete davet ediyor. Ve diyor ki attığın adın başına bir altın. İşte bunun üzerine Fatih İstanbul'a geliyor. Ali Kuşçu İstanbul'a geliyor. Ve Ali Kuşçu Sahn-ı Seman'da yani Fatih medreselerinde yöneticilik ve eğitmenlik yapıyor. Kendisi de burada dersler veriyor. Osmanlı'da modern matematiğin kurucularından birisi olarak kabul ediliyor. Ali Kuşçu'nun önemli eserleri bakın Fatih'e ithafen yazdığı Fatih'e sunduğu Fethiye Muhammediye Risaletül Fil Hisab adlı eser yine önemli Ali Kuşçu eserleri arasında karşımıza çıkıyor. Risale-fil Hive ve Risaletül Hisab. Hesap oradan aklınıza gelsin matematikle alakalı. Bu yüzden de Ali Kuşçu'yu da unutmayın. Arkadaşlar Kadızade-i Rumi. O da önemli bir isim. Bakın o dönemin bilginleri çok alçak gönüllü. Kadızade-i Rumi Osmanlı'da çok önemli bir yere gelmiş. Bu anlamda Osmanlı Devleti'nde çok ciddi saygı gören bir isim. Ama ne yapıyor? Gidip Ulu Bey Rasathanesi'nde, Ulu Bey Medresesi'nde hem ders veriyor hem de oradaki alimlerden bilim alıyor, feyz alıyor. Ve bundan da gocunmuyorlar. Ulu Bey Rasathanesi'ne gidip burada da katılımlar gösteriyor. Muhtasar-ı Fil Hisab da onun önemli eseri.
Arkadaşlar, bunlar dışında ekstra bilim adamları kimler? Bakın, unutmamanız gereken 3 tane daha isim var. Bunlardan birincisi Takvüddin Mehmet. Benim için çok önemli bir isim Takvüddin Mehmet. Çok seviyorum onu. Astronomi bilgini. Arkadaşlar, Osmanlı'da ilk rasathaneyi, ilk gözlem evini kuran isim Takvüddin Mehmet. Takvüddin Mehmet rasathaneyi kurduktan sonra ulema ondan pek hoşlanmıyor. Ulema ile Takvüddin'in arası yok. Çünkü ulemanın söyledikleriyle Takvüddin'in yaptıkları ve söyledikleri birbirini çok tutmuyor. Arkadaşlar, şanssız da bir dönem aslında. Osmanlı yavaş yavaş artık bu anlamda bilimden uzaklaştığı bir döneme denk geliyor Takvüddin. Neden? Takvüddin'in yaptığı rasathane için ulema sürekli halkı gaza getiriyor. Ne diyorlar Takvüddin'in rasathanesine? Şeytan evi. Şeytan evi. Diyorlar ki o dinsiz, adamın adında bile var Allah aşkına, bakın Takvüddin ya. O dinsiz diyorlar Takvüddin Mehmet için. O şeytan evinden, neresi o rasathane, melekleri gözlemektedir. O şeytan icadıyla diyorlar melekleri gözlemektedir. Takvüddin'in kendi yaptığı bir teleskop var. Diyorlar ki o dinsiz, o şeytan evinden, o şeytan aletiyle melekleri gözlemektedir. Melekler yukarıda yaşamaktadır, bu dinsiz bunlara alttan bakmaktadır diyorlar. Asıl sapkınlık kendilerininki. Değil mi? Ama şanssızlığı Takvüddin'in, bu dönemde peş peşe İstanbul depremleri yaşanıyor. Ulema halka diyor ki, devam edin siz diyor, devam edin. Halk panik halinde ulemaya danışıyor çünkü. Allah diyor, Allah. Ulema bize bilgi versin. Ne oluyor diyor, yer gök niye oynuyor? Ulema ne diyor? Siz diyor devam edin. O dinsiz diyor, şeytan evinde bu işleri yaptığı sürece başınıza çok zelzele, çok felaket gelir diyor. Halk galeyana geliyor. Takvüddin'in rasathaneyi önce taşlıyorlar, sonra yakıyorlar sevgili arkadaşlar. Ya. Hazarfen Ahmet Paşa. Hazarfen'i aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuz. Kendisi kanat yapıp yatay uçuşu gerçekleştiren ilk başarılı isim. İlk başarılı Türk. Feyz aldığı bir isim var. Firnas. Firnas biliyorsunuz daha önce çakılıyor ama Hazarfen başarıyor. Hazarfen kuşları inceliyor. Kuşlar içerisinden en uygun olanı yarasa olarak buluyor. Kendi çalışma alanına yarasalar asıyor. Yarasa kanadını örnek alarak kendisine bir kanat yapıyor. Ve bugünkü Galata Kulesi'nden kendisini salıyor. Nereye kadar uçmayı başarıyor? Kız Kulesi'ne kadar. İstanbul'u bilen arkadaşlarım bilir. Orası 3,5-4 kilometre arasında vardır. Ve başarılı ilk yatay uçuşu yapmayı başarıyor. Arkadaşlar, sonuyla ilgili çok enteresan iddialar var. Sonu için kimileri diyor ki padişah ödüllendirdi, kimileri diyor ki öldürüldü, kimileri diyor ki Fizan'a sürüldü. Afrika'nın en uç kısmına Fizan'a gitmek diyoruz ya, oradan geliyor deyim. Fizan'a sürüldü diyor. Tabii Hazarfen uçarken kolay bir şey değil Allah aşkına, düşünsenize yani. İnsanlar zaten, herkes panik. Hazarfen Galata'dan süzülmüş, hop gidiyor. Aşağıya hareketi çekiyor. Başarılı diyor, sorun yok. Yardırıyor, hop. Nereye iniyor? Kız Kulesi'ne kadar iniyor. Daha sonra kayıkçılar geliyor, bunu alıyor. Ne gördün yukarıda? Söylemem diyor. Padişah çağırıyor. Ne gördün yukarıda diyor. Bir iddia şu. Hazreti İsa'yı gördüm, size selam var diyor. O an kelle gidiyor. Bir başka iddia şu. Bu esnada padişaha da biraz galeyana getiriyorlar. 4. Murat döneminde bunlar. Padişaha da biraz galeyana getiriyorlar. Padişahım bu kuş mudur sizin tepenizde uçar? Padişahım bu size yüksek, bu sizden yüksek midir ki size yüksekten bakar? Şimdi Galata'dan Kız Kulesi'ne uçarken Topkapı'nın yanından da geçersin. Mecbur. Padişahım geçerken Harem'e baktı. Gibi iddialarla öldürüldüğü de söyleniyor. Arkadaşlar, sonra kim geliyor? Lagari Hasan Paşa ya da Lagari Hasan Çelebi.
Lagaride kendi roketini kendisi yapıp dikey ilk uçuşu gerçekleştiren adam. Evet. Bir varil büyüklüğünde varilin etrafına 17 tane büyük göz yaptırıyor. Hepsini tepeleme barutla çaktırıyor. Hepsini aynı anda ateşletiyor. Kafaya kaskı takıyor. Da 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 da. 350 metreye yakın çıktığını söylüyorlar. Evet. Şimdi genelde öğrenciler burada şey diyor. Sonra barut bitiyor. Bir, ikincisi yer çekimi. Arkadaşlar sonrasında da Hazerfe'nin kanatlarıyla yavaş yavaş indiğini söylüyorlar. Bakın bir şeyi yapabilmek kadar doğru zamanda yapabilmek de önemlidir. Lagari bu işi çok doğru zamanda yapıyor. Hanedan ailesindeki bir şenlik esnasında, bir düğün esnasında yapıyor. Bir gece yükseliyor. Ve davetlilerin çok hoşuna gidiyor. Herkes alkışlıyor. Niye? Bildiğiniz adama havai fişek muamelesi yapıyorlar. Aynen öyle. Ve sonra bu iş tabii çok tutuyor. Padişah bir iddiaya göre bir kese altında ödüllendiriyor. Lagari sonra ne yapıyor? Düğün organizasyonu işine giriyor. Lagari her türlü havai fişek uçuş organizasyonu yapılır diye kartı verip. Evet, Lagari de ilk dikey başarılı uçuşu yapan isimdir. Bu yüzden önemli bir isimdir arkadaşlar. Tıpla ilgili kimlerden bahsedelim? Sabuncuoğlu Şerafettin. O da bakın cerrahi üzerine çalışmalarıyla ün yapmıştır. Özellikle bugün plastik cerrahi diye bir şey varsa ve estetik yaptırılabiliyorsa kimin sayesinde? Sabuncuoğlu Şerafettin sayesinde. Ama yaptıran herhangi birisinin de gidip Allah razı olsun dediğini hiç duymadım. Arkadaşlar eseri ne? Cerrahiyetül Hanniye ve Mücerrebname. Evet, o da yine çok önemli bir isim. Amasya Darül Şifası'nda yetişiyor. Daha sonra baktığımızda Osmanlı'ya tıp alanında çok önemli hizmetler veriyor. Akşemseddin, ondan ara ara bahsettik. Değil mi? Akşemseddin. Arkadaşlar Fatih'in lalasıdır. Fatih'in lalasıdır. Eğitmenidir. Mikrobun varlığını ilk ortaya atan adam İbn Sina'dır. Ama mikrobun varlığını ilk kanıtlayan isim, ispatlayan isim Akşemseddin'dir denir. En önemli eseri Maddetül Hayat. Altunizade, bugün İstanbul'da bir semte de ismi verilmiştir. Altunizade. O da Fatih'in lalalarından birisi arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'e ders vermiş isimlerden biri. Bakıyoruz. O da üroloji alanında yaptığı çalışmalarla ün kazanmıştır. Hatta ürolojinin, üroloji biliminin temelidir diye Altunizade'den de bahsedilmektedir. Bu da bizim için önemli. Şimdi geldik. Artık Osmanlı Kültür Garlığı'nın en son kısmına. Nereye? Mimariye. Osmanlı mimarisini 3 kısımda inceleyeceğiz. Bakın. Erken dönem, klasik dönem ve geç dönem olmak üzere. Erken dönemde bakıyoruz. Batı etkisi var mı? Erken dönemde Batı etkisi görülmez. Arkadaşlar erken dönem dediğiniz dönem yani tam net değil. Hani bunlar siyasi tarih gibi şu yılda bitmiştir diyeceğimiz bir şey değil ama baktığınızda erken dönem dediğiniz şey kuruluş hatta yükselmenin başlangıcına kadar giden dönemden bahsediyoruz. Klasik dönem dediğimiz şey ne? Yükselmenin geneliyle baktığınızda Lale Devri'ne kadar yaklaşık duraklamanın olduğu dönemden bahsediyoruz. Geç dönem dediğimiz şey ne? Lale Devri ve sonrasından bahsediyoruz. Lale Devri ve sonrasından bahsediyoruz. Erken dönemde zaten Batı etkisi görülmesi mümkün değil. Niye? Çünkü Osmanlı bu dönemde Batı'dan örnek almamıştır hiçbir şeyi. Mimariyi de almamıştır. Arkadaşlar ne var burada? Klasik Türk İslam mimarisi var. Klasik Türk İslam mimarisi var. Bakın önemli örnekler var burada. Önemli ilk örnekleri var. Hacı Özbek Camii. Bu eseri bir kenara yazın. Hoca söylemişti dersiniz. Bakın henüz ÖSYM bizde bunu kullanmadı. Ama Hacı Özbek Camii bu anlamda kullanmayacağı anlamına gelmiyor. Önemli bir eser. Önemli bir eser. Bakıyoruz nedir önemi? Arkadaşlar İznik'teki bu cami Osmanlı Devleti'nin ilk cami örneğidir.
Osmanlı Devleti'ndeki ilk cami örneğidir. İznik Medresesi yine önemli bir eser. Bundan ama daha önce bahsettik. Orhan Bey döneminde, bu arada iki eserde. Orhan Bey dönemindeki ne arkadaşlar? Osmanlı'nın ilk medrese örneği. Yeşil Camii ve Yeşil Türbe var Bursa'da. Bursa Ulu Camii var. Bakın Osmanlı çok Ulu Camii işine girmemiştir. Daha önce belirttim size bunu videolarda. Ulu Camii'sini Osmanlı nerede kullanıyor? En bilindik haliyle Bursa'da kullanıyor. Bursa Sarayı, Osmanlı'nın ilk sarayı. Yine saraylar videosunu anlattığımda size bahsetmiştim. Orhan Bey döneminde yapılan, diğer ismi Bey Sarayı olan bu saray Osmanlı Devleti'ne ait ilk saray örneği. Arkadaşlar Edirne Sarayı var daha sonra. Hatta Gözdesi Sarayı diye nitelemiştim bunu. Edirne'de yapılan saray yine kuruluş dönemi. Arkadaşlar bakıyoruz. Lala Şahin Paşa Medresesi var. Yine önemli eserlerden biri. Anadolu Hisarı. Orijinal ismi Güzelce Hisar. Yine kuruluş dönemi eseri. Ankara'da bizde var bir tane eser. O da ne? Hacı Bayram Camii sevgili arkadaşlar. Şimdi baktığımızda eserlerin genellikle nerede toplandığını görüyoruz. İznik. Bursa, Edirne gibi bölgelerde toplandığını görüyoruz. Erken dönemdeki eserler için bundan bahsediyorum. Klasik dönemde tabii ki iş biraz daha değişecek. Klasik dönemle ilgili bahsetmemiz gerekenler neler? Klasik dönem dışında geç dönemde önemli eserler neler? Hemen bir bilgilendirme yaptıktan sonra size diğer videoyu bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. Peki. Arkadaşlar, klasik dönem dediğimiz dönemin özellikleri şunlar. Batı etkisi görülmez. Yine Osmanlı Devleti bu dönemde Batı'dan örnek almaz. Batı bizden örnek alsın. Değil mi? Arkadaşlar yine ne var? Klasik Türk-İslam mimarisi var. Önemli eser örnekleri içerisinde neler var? Bakın Topkapı Sarayı. Bu arada dediğim gibi bakın bunların siyasi tarih gibi net bir süreci olmadığı için hala aslında bizde de bazı eserler muallak. Kimileri erken dönemde veriyor, kimileri klasik dönemde veriyor. Bundan da haberiniz olsun. Topkapı Sarayı var, Rumeli Hisarı var, Sahn-ı Seman var. Rumeli Hisarı'nın orijinal ismi de bu arada ne? Fatih'in yaptırdığı hisar bu. Boğaz Kesen. Sahn-ı Seman İstanbul'daki ilk medreseydi. Günümüzdeki İstanbul Üniversitesi'nin temeliydi. Arkadaşlar Çinili Köşk yine önemli bir eser. Eyüp Sultan Camii'nden daha önce bahsettiğim, Fatih'te bahsettiğim hatırlıyorum. Eyüp Sultan Hazretleri adına yaptırılan cami ve türbe. Kilitbayır Kalesi var Çanakkale'de. Süleymaniye Medresesi var Kanuni'nin yaptırdığı. İstanbul'da arkadaşlar. Mostar var. Mostar önemli bir eserdir. Bakın Osmanlı'nın Balkanlardaki en önemli eserlerinden biri. Maalesef ki Bosna Savaşı'nda orijinali yıkıldı. Bosna Savaşı'nda Sırplar yapmış oldukları bir bombalama sırasında Mostar'ın orijinalini yıktılar. Mostar Köprüsü ile ilgili yanılgılardan hep birisi şu. Lütfen buraya dikkat edin. Mostar Köprüsü'nü hep Mimar Sinan eseri sanıyorsunuz. Bazı yayınlarda da görüyorum. Alakası yok. Arkadaşlar Mostar Köprüsü Mimar Hayreddin'in eseridir. Görmüşsünüzdür köprüyü. Şöyle iki büyük vadi düşünün. Ortadan V şeklinde birbirine iki yakasını şehrin bağlayan bir köprü Mostar. Hatta bahar dönemlerinde gençler buradan atlayışlar yapıyorlar. Hatta buradan atlamayana da o bölgede kız vermiyorlarmış. Cesaretinde bir göstergesiymiş. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bakıyoruz Mostar Köprüsü'nün orijinali yıkıldı. Daha sonra TİKA, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı. Çağdaş'ta ona çok değineceğiz. O bizim için önemli. TİKA arkadaşlar aslında uygun olarak yeniden restoresini yaptırdı. Maalesef ki ama tabii ki orijinali gibi olması mümkün değil. Osmanlı'nın Balkanlardaki en önemli eserlerinden biri olan Mostar
Maalesef ki dediğimiz gibi nerede? Bosna Savaşı esnasındaki bombalamada kaybedildi. Arkadaşlar yine Osmanlı'nın önemli mimarlarından biri. Bu arada bakın Osmanlı'nın önemli mimarlarını da geçmeye başladık. Mimar Hayrettin, Sedefkar Mehmet Ağa. Birazdan hatta bir sonraki derse kadar artık Mimar Sinan gibi isimlere de bakacağız. Sedefkar'ın yaptığı Sultanahmet Camii önemli. Arkadaşlar ne önemi var? 1. Sultanahmet Camii Sultan 1. Ahmet yaptırıyor. Osmanlı Devleti'nin altın minareli ilk camii. Arkadaşlar minare neyi gösterir? Minare devletin gücünün de göstergesidir. Şimdi bakıyoruz. İki minare, ilk dönem eserleri hatta tek minareli. İki minareye kadar halktan eser yaptıran olabilir. Ama dört minare hatta fazlası Sultan Camii'ne aittir Osmanlı döneminde. Ne kadar paran olursa olsun, ne kadar hayır işlemek isterseniz de, ne kadar büyük bir cami yaptırırsan yaptır, dört minare ve fazla minareli bir cami yaptıramazsın. Onlar sultan camileridir. İşte Sultanahmet Camii altı minareli ilk Osmanlı camii. Ama işte Osmanlı padişahları gerçekten çok farklı isimler. Sultan 1. Ahmet 6. minarenin yapımı başlamadan önce emir veriyor. Diyor ki 6. minarenin yapımı öncesi mutlak ve mutlak haberim olacak. Arkadaşlar 6. minarenin yapılmasına izin vermeme sebebi şu. Kabe'ye 7. minareyi yaptırtıyor 1. Ahmet, Sultanahmet. Orada 7. minare yapıldıktan sonra kendi eserinin 6. minareyi yaptırmayı kabul ediyor. Diyor ki ben kimim ki Kabe'den daha bu anlamda artısı olan bir eserin sahibi olabileyim. Sultanahmet Camii çok farklı bir cami. Sultanahmet Camii'ye baktığınızda mimarı kim? Sedefkar Mehmet Ağa, Sultan 1. Ahmet döneminde yaptırılıyor. Yabancılar bu camiye ne diyor? Blue Mosque, Mavi Cami. Niçin bu isim veriyorlar? Çünkü arkadaşlar Sultanahmet Camii'nin içinde Sultan 1. Ahmet eşinin göz renginde, Mahpeker Sultan, sizin bildiğiniz adıyla Kösem Sultan'ın göz renginde çiniler döşetiyor camiye. Çinicilik Anadolu'da bu kadar gelişmişken Çinlilerin bir kısmını İtalya'da bulduruyor istediği Çinlerin oradan getirtiyor. Şimdi böyle anlattığınız zaman Bayan Öğrenciler diyor ki hocam ya ne adamlar varmış. Arkadaşlar Sultan 1. Ahmet eşinin göz renginde çinlerle döşediği için özellikle güneşli günlerde öğle saatiyle ikinci saat arasında camiye girdiğinizde göz alıcı bir parlaklık oluşturuyor. İşte bu yüzden cami ne diye geçiyor? Blue Mosque, yani mavi cami diye geçiyor. Evet, Sedefkar bu anlamda bu camiye hayat veren mimar. Sultanahmet Camii de bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar, klasik dönemin önemli eserlerini hatta birkaç önemli mimarını da gördük. Tabii ki böyle bir dönemden hatta Osmanlı mimarisinden bahsedip, Mimar Sinan'dan ve onun hikayelerinden bahsetmek olmaz. Ama işin heyecanlı kısmını dizler de hep böyle yapıyor biliyorsunuz. Birazdan, biz tabii birazdan değil, bir sonraki videoda Mimar Sinan'la başlayacağız. Bunun dışında geç dönem Osmanlı eserleriyle devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.